Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Orhun'un yanındayız. Namı değer Orhun Topkan'ın yanındayız. Hoş Orhun, geldin. Nasılsın? Abi. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi biz böyle hayvancılıkla alakalı eğitim videolarından falan bahsediyoruz. Yem fiyatları arttı. İşte et fiyatları istenilen seviyede değil, süt fiyatları istenilen seviyede değil. Millet soğudu hayvancılıktan. Biz de dedik ki tarım ve hayvancılık ülkesinde yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığı sevdirecek birilerine ihtiyacımız var. Severek yapan, güzel bir şekilde de sevdiren Orhun'un yanına geldik. Nasıl hoş geldiniz abi tekrardan. İyi hoş abi bulduk. Vallahi aynı çoban hayatı işte, köy hayatı diyelim. Geziyoruz, eğleniyoruz. Bu video çekmeye devam ediyoruz. Hayvanlarımıza bakıyoruz. Eyvallah. Aynı yaşam devam. Biz de aynı. Evet. Süpersin. Şimdi Orhun, koyunlar var. Evet. İnek var. Evet. Tarla tapa işleri var. Hepsi var. Köyde ne varsa hepsi var. Olmayacak şeyler de var. İşte tavuklar var, cins tavuklar, bıldırcın getiriyorlar, hediye ediyorlar. Birçok şeyimiz var yani. Öyle mi? Süs evet. Tavukları falan da var. Var. Bıldırcınlar da vardı. Şimdi genelde böyle köylerde bunların hepsi var sanılır. Ama köylere gitseniz aslında birçok köy evinde bunlar yoktur aslında. Evet, yani burada da var. Herkes de var mı? Yok yok. Değil mi? Olay var. Mesela olay var. Köyde durup da tavuk bakmayan adam bence eksik. Bizim burada var mı? Var işte. 3-5 komşu kendi başına yaşıyorlar. Acık yaşlılar. Ne tavuk bakıyorlar, ne bir inek bakıyorlar. Yani damlarında bir damı da var. Yeri de var ama bakmıyorlar yani. Bu biraz daha ekmek bile artık biz kendimiz dahi. Önceden annem hamurluyordu falan filan. Şimdi ekmekçi dediğimiz olay var. Ekmekçi buraya geliyor, düdüğü basıyor. Biz gidiyoruz, parayı veriyoruz, ekmeği alıyoruz. Artık o hayata döndük burada da. Biz de şehir hayatına döndük. Yani hayat kolaylaşıyor şimdi, bir noktada. Şimdi çobanların hep bir sıkıntısı vardır. Evet. Ben veteriner hekimim. Yıllardır köylere gittim geldim falan. Çobanlar hep şeyden şikayetçidir. İşte koyunları alıyoruz, dağa bayıra gidiyoruz. İşte saatlerce, günlerce oradayız. İnsan yüzü görmüyoruz. İşte evet. Çok asosyaliz, psikolojimiz bozuluyor. Ondan sonra işte çobana kız vermiyorlar köylerde falan filan. Ben hep söylüyorum hala vermiyorlar. Hala vermiyorlar. Ama sen şimdi öyle bir şey yapmışsın ki şimdi gidiyorsun ama bir yanda elinde kameran var. Evet. Aslında yanında değiller ama kameranın arkasında yüz binler var. Evet. Onlarla konuşuyorsun. Onlarla anlatıyorsun. Belki o an canlı cevap vermiyorlar ama akşam oturuyorsun bilgisayarın başına. Doğru mu biliyorum? Evet. Onlara teker teker yazdıklarına, söylediklerine cevap atıyorsun. Aslında yalnız görünen ama yüz binlerle beraber koyun otlatan bir çobansın. Aynen, uzaktan bakıldığında kendi kendine konuşan hani deli derler ya öyle biriyim ama bilmiyorlar ki işte diyorum ya 500 bin kişiyle muhabbet ediyoruz. Hani uzaktan bakan görmez ama işin aslında yarım milyon kişi var, 300 bin kişi var neyse onlarla sohbet, muhabbet konuşup gidiyoruz abi. Süper. Şimdi bizim hep böyle anlattığımız bir hikaye vardır hayvancılıkta. Bir yandan da şöyle dama doğru gidelim. Tamam, gidelim. Şimdi bizim hep böyle anlattığımız bir hikaye vardır hayvancılıkta. İşte ne yapıyoruz? Kuzu üretiyoruz, et üretiyoruz, işte süt üretiyoruz. Evet. Bunun bir türlü böyle beslerken, üretirken alış fiyatlarını biz belirlemiyoruz. Yani yem lazım, fabrikadan alacağız. Fabrika kaç para derse o kadar liradan para ödüyoruz. Evet. Saman aynı şekilde, yonca aynı şekilde. Yani ne kaç liraya üretildiyse o kadar para ödeyip bunu alıyoruz. Fiyatı biz belirleyemiyoruz. Fabrika 330 lira dediğinde yok abi ben 250 liradan alırım, üstüne bir kuruş vermem gibi bir pazarlık lüksümüz yok. Evet. Doğru mu? Evet. Tamam, birçok sektörde de böyledir. Ham maddeyi alırken satan adam fiyatı belirler, alan adam da alır onu işler, bir ürüne çevirir. Biz kuzuya çeviriyoruz, kimisi bunu çekyat yapıyor, kimisi kapı buzdolabı yapıyor. Üretiyor, kimisi kapı üretiyor, evet. Kimisi bir sürü farklı şeyler. Ürettiğin ürünün fiyatını kendin belirlersin. Ticarette böyledir. Yani çekyatı üretirsin 5 çeşit, 1500 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira dersin. İşte buzdolabı üretirsin, fiyat sen söylersin. Tamam, belirleyen bir piyasa vardır ama sonuçta bir aralık vardır orada. O aralık içerisinde bir rakam söylersin. Dün duydum hatta, yeni evlenmiş bir arkadaşımız vardı, onunla beraberdik. Evet. Çekimler yapıyorduk. Abi dedi, bir oturma odası takımı gördüm. 285 bin lira istedi dedi. Bir oturma odası takımına. Evet. 250 bin liraya olur mu diye dalga geçme amaçlı sordum dedi. Adam bir kuruş aşağı inemeyiz dedi. Biz zaten bu fiyattan satıyoruz, aşağı veremeyiz dedi. Abi yani ya. 285 bin liraya. Nasıl bir oturma odasıymış o ya? Oturma odası da satılıyor. 50 bin liraya da satılıyor. 15 bin liraya da satılıyor. Üretici fiyatı belirliyor. Evet. Bizim en büyük sıkıntımız
Biz ürettiğimiz etin fiyatını belirleyemiyoruz. Ürettiğimiz sütün fiyatını belirleyemiyoruz. Benzbayı arıyoruz, cambazı arıyoruz. Kaç para diyoruz? Adam diyor ki bu ara 90 lira diyor. Evet. Yok abi, ben bunu 100 liraya mal ettim zaten, 110 liradan aşağı satmam deme lüksümüz yok açıkçası. Dolayısıyla ne ham maddeyi alırken ne de ürettiğimiz ürünü satarken fiyatı biz belirleyemiyoruz. Bir piyasa var, o belirliyor. Ben zarar ediyorsam da o piyasanın umurunda değil. Diyor ki süt bu para, et bu para, kesin bu para, kesin bu para, çiğ süt bu para. Çiğ süt bu para, geçmiş olsun. Şimdi ben hep bunu anlatıyorum ve bu noktada da diyorum ki kendi fiyat koyabileceğiniz ürünler üretin. Damızlık kuzu üretin, damızlık dana üretin, evet. Gebe düve üretin, satın. Ya da işte senin yaptığın olay, aslında bugün onu konuşmak istiyorum. Adaklık kurbanlık işi yapıyorsun. Hı. Tamam, yani çok böyle esneyebileceğim büyük rakamlar yok. Ama en azından kendin belirliyorsun fiyatı. Biri seni aradığında adaklık ne kadar dediğinde şu kadar diyebiliyorsun. Masrafını koyuyorsun, giderlerini koyuyorsun, bu işletmeyi ayakta tutabilecek kar oranlarını koyuyorsun. Diyorsun ki bu paradan verin. Hı. Beğenirse alıyor. Yine ve kilosunu da ortada ama tabii bu işin içinde senin dediğin gibi şey var. Mesela 20 kilogram bir kuzuyu kestirdiğinizde şu paraysa, bunun içinde hizmet bedeli ya da işte şu falan olmadığı için siz zarar edebiliyorsunuz ya da ürününüz istediği değere ulaşmıyor. Bizde kuzu 20 kiloysa, örnek veriyorum, bu örnek tabii o kilolar değil. Bunun bir fiyatı, bunun işte dağıtımıdır, kesimidir, işte götürülmesidir, yüzü paketlemesidir. Bir nevi aslında diğer yerlerden hizmet bedeli alıyorsun, hizmet aslında alıp kuzudan netleştirdin, diğer taraftan kazanıyorsun yani. Tamam, süper. İşte benim aslında bugün anlatmaya çalıştığım oydu. Ya insanlar hep diyor ki ya biz hayvancılık yapmak istiyoruz ama bu şartlar altında yapılmaz gibi duruyor. Evet. Yapanlar nasıl yapıyor? Ayakta kalanlar nasıl kalıyor? Dün Eskişehir'de bir programımız vardı. O da aynı şekilde adaklık ve kurbanlık çalışıyordu. Evet. Dedi ki ben çok memnunum. Onun söylediğini söylüyorum. Ama dedi benim memnun olmam ülkemizdeki hayvancılığın şu an herkesin memnun olduğu anlamına gelmiyor. Benim bir özel, kendime özel bir modelim var dedi. Ben de tebrik etmiştim. Aslında bugün seni de tebrik ediyorum. Yani teşekkürler. Bir katma değer katıyorsun ürününe. Yani bu ürün kasapta 2000 lira ama sen buna bir katma değer katıyorsun. Hizmet bedeli giriyor. Kesim, yüzme, parçalama vesaire, nakliyesi, götürmesi, getirmesi. Bizim işçiliğimiz diyorsun ki ya 2 lira değil de 2,5 lira diyorsun. Evet. 3 lira diyorsun. Anlatabildim mi? Yani sabit fiyata bağımlı değilsin. Bu çok güzel bir şey. Ama işte abi bu da şeyle kaynaklı. Aslında her zaman ürettiğin ürünün piyasası ya da ne bileyim pazarı olmak zorunda diyorlar ya. Şimdi ben burada şeyde de bahsettim ben. Süt üretsem süt alan kişi yok ki. Ben sütü nasıl satarım? İşlerim ya da ne bileyim süt yaparım, sütten peynir yaparım, yoğurt yaparım. Bu şekilde burada gelen turistlere ayran verirsin. Mesela böyle değerlendirebilirsin. En azından daha çok para kazanırsın. İşte bunu görmek lazım. Kesinlikle. Yani bir yerde kuzu üretiyorsan o yerde ne gidiyor? Kasaplık, etlik ya da ne bileyim daha fazla kilo alan ırklar var ya da senin dediğin gibi damızlık bakıyorlar. Ben damızlık fiyatları duydum. Adamlar 5-6 bin liralardan, 7 bin, 10 bin liralardan bahsediyorlar. Bir kuzu için. Evet, doğru mudur? Doğru, duydum doğru, yani doğru, ben bunları. Doğru, daha doğru. Fazla da duydum da. Doğru, kesinlikle doğru. Şey yapmayayım, yanlış hatırlıyor olabilirim. Adam ama onu belirlemiş. Ben de diyor ki bende şu ırk var. Bu ırkı almak istiyorsan sen bu parayı vermek zorundasın. Bu ırk işte 20 günde şu kiloya ulaşır, 50 günde şunu alır ve sen bundan kâr edersin. Alan adam da tabii, bu tüketici de bu işinde çok değerli. Tüketici de görüyor, hakikaten doğru. Adamın piyasası da düşmüyor, aynı paralara satabiliyor. Bizde de aynı şekilde, burada hizmet var, kalite var. Kaliteden ziyade insanların memnun olması lazım. Yoksa biz bu işi doğru dürüst yapmasak kimse ne bizde çalışır. Ne de işte adağını kestirir ya da kurbanla bizimle çalışır. Biz ne gerekiyorsa, nasıl doğruysa, nasıl en güzel şekilde yapılabiliyorsa öyle yapıp kendimize değer katıyoruz aslında. Bu kendi değerimiz. Bizi sevenler bizden çalışıyorlar. Kesinlikle doğru. Şimdi sen burada çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki önce pazar. Yani pazarın olacak ki bir şey yapasın. Bir ara şey vardı. Yumurtlayan gezen tavuk muhabbeti vardı. İşte gezen tavuk alıyordun, yumurtasını alıyordun. İşte 50 kuruşa üretiyordun o yıllarda. 1 liraya satıyordun falan. Herkes böyle gezen tavuk işine girdi. Ben de tanıdıklarıma dedim ki ya tavuğu almak kolay, yedirmek içirmek kolay, yumurtayı almak kolay da
Nereye satacağım bunu? Ya satarız konu komşuya. Ya arkadaş konu anladım. Komşu dediğim benim gibi insan. Ben bir günde yesem iki yumurta yiyorum. Evet. Hep beraber yesek 4 yumurta yiyorum. Yani sen 200-300 tane günlük yumurta üretmekten bahsediyorsun. Bu kadar konu komşu nerede var? Sonra bunun pazarı var mı? Marketler ya kime götürsen alır. Almaz abi. Almadılar abi. Aynı dediğin gibi oldu. Millet girdi bu işe. Ondan sonra yumurtaları bir güzel ürettiler. Ondan sonra bütün yumurtalar ellerinde kaldı. Ondan sonra o tavuklar da perişan oldu. Yumurtalar da perişan oldu. Pazar çok önemli. Süt koyunculuğu yapacağım. Sütü satacak yer var mı? İşte ben damızlık kuzu yetiştireceğim diyor adam. Gidiyor dünyanın böyle en pahalı ırklarından alıyor. İşte bunun kuzusu 7000 lira yapıyor. Tamam yapıyor. Da senin bunu satabilecek bir potansiyelin var mı? Evet. Sen gideceksin şimdi köyüne bu koyunu koyacaksın. Köylü merak edecek. Gelecek bak ne kadar ilginç koyun diyecek. Ve ondan sonra bunu satmaya kalktığında... Evet. Kaç para? 7000 lira. Ya çokmuş. Kime satacaksın ondan sonra? Ama işte senin burada sosyal medya, insanların evet. seni sevmesi, tanıması, güvenmesi. Sen de diyorsun ki ben kitleme nasıl bir hizmet sunabilirim? Evet. Yani onlara günlük vlogumu çekiyorum, bir şeyler anlatıyorum, onlarla sohbet ediyoruz, bir günü paylaşıyoruz. Ama ben aynı zamanda hayvancılık yapıyorum. Bu işi zaten uzun zamandan beri yapıyoruz. Biz bu kuzuları hep satarak para kazandık. Bu zamana kadar geçimimizi bunlarla sağladık. YouTube olunca ekstradan Allah razı olsun bir kişinin daha ismini vereceğim. Biz 2 sene önce başladık. Ben hala bu işe girmezdim. İnsanlarda birazcık cesaret var ya. Cengiz abim, Cengiz Çaylı. Cengiz Çaylı. Belki biliyorsundur. Bilmem mi? Dedi ki sen bu işe gir. Ben dedi sen kuzunu satamazsan hepsini alacağım dedi. Ben hala şu anda 400 bin takipçimiz mi 300 bin takipçimiz vardı. Ben bu işe güvenip giremedim. Dedim ki ya abi ya satamazsak. Ya satamazsak. Abi bir girdik 15 dakikanın içinde 50 tane kurban satıldı. Doğrudur. Abi işte destek veren de çok önemli. Allah razı Doğru. olsun. Bir yerde insanlara teşvik, doğru teşvik önemli. Her zaman da söylerim. Kendisinin bana çok faydası oldu. Şimdi bu işe girdik. 3-5 kendi kuzumuzu yeri geliyor. Komşumdan alıyorum ben. Sonuç itibariyle burayı da para kazandırıyoruz. Ki şu anda herkes bana kuzu satmak istiyor. Cengiz abi senden hiçbir şey olmaz diyor. Niye? Ben de kendim işin içinden geldiğim için şu 1000 liraysa ben adama diyorum ki abi ben 200 lira kazanayım bunu 1600 alayım. 1800'e ben keseyim. Çünkü bu işin içinden geldim. Şu anda köylerden de arıyorlar benden kuzu al diye ama o kadar da çok yapamıyorum. Benim Anladım. İçin temiz yapmak önemli. Hani 50 tane yapacağıma 10 tane yapıyorum, 20 tane yapıyorum. İnsanlara güzel ulaştırıyorum. Pazarlamak önemli. Pazarlama doğru, konusunda doğru. da tabii ki şu dönemde sosyal medyanın her şeyde olduğu gibi burada da hayvancılıkta da büyük etkisi var. Büyük etkisi var. Çok doğru söylüyorsun. Evet, sosyal medya. Bizim o zaman adaklıklar, kurbanlıklar bir kısmı burada. Evet. Doğru mu? Söyle bakalım Bu kadar mı? Abi. Bu kadar. Bunların içinden de yok. Benim şu anda 200 tane kuzum var. Tamam. Ben sadece 60 tanesini kurban yaptım. Diyorum ki büyük olacak, gösterişli olacak, baba yiğit olacak o kadar. Yani Süper. Bunların hepsi kurban değil. Bunların içinde 60 tane burada fazla kuz var. Mesela şu kurban. Tamam. Mesela şu değil, şu değil. Bunlar değil mesela. Bak. Bunlar şunların tabii, ikisi kurban. Tabii daha içlerinde küçükler var küçükler ya. Küçükler var tabii. Ama büyüyecekler. Büyüyecek. Onları satmadım. Ben tamam. sattım. Kurban işimi bitirdim. Bunlar işte insanların gelecek kurbanda nasip olursa bunları keseceğiz. Senin kendi anaç sürün de var. Var. 200 tane de sürümüz var. Annelerimiz var yani. Yerli koyunlarımız buranın. Evet buranın. Buraklar. İşte bu cinsten. Tamam. Evet. Şöyle gidiyorlar zaten. Bunlar 60 tane fazla. Bir de orada küçük kuzlarım var. Onları da göstereyim sana. Bunların hepsi kurban değil. Sadece ne büyükler kurban. 60 tanesi kurban. 200 tane dağda gezen koyunumuz var. Onlardan kuzularımızı alıyoruz. Süpersin. Besleyip satıyoruz. Aynı zamanda kendi ürettiklerini de bu şekilde yetiştiriyorsun. Yetmediği yerde de dışarıdan. Evet. Komşum. Konu komşudan. Komşumdan. Benim köyümde var bir abim. 200 tane 300 tane kuzu üretir. Tamam süper. Ondan alırım. Bir yan komşu var. Zaten bu kadar ekstrem boyutta da yapmıyorum. Yani günlük şöyle haldır anladım, ya da anladım. Böyle belli evet. bir rutini oluşuyor. Evet evet. Kuzular yan tarafta mı? Evet küçük kuzular yan tarafta. Gidelim mi oraya doğru? Gidelim abi. Yani aslında satabilirim de ben satmıyorum. Öyle söyleyeyim. Nasıl diyeyim? Mesela kurbana çıktık biz. Hiç yoksa 400-500 tane kurban alacak kişi var ama gerek yok abi ya. Temiz diyorum ya.
yerelli yeterince yapmak en güzeli. Doğru doğru. Belli bir elini seviyenin, yüzüne bulaştırmaktansa. Evet, 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 oraya diyecektim şimdi. Çok hadi, yapacağım derken de bu sefer eline yüzüne bulaştıran oldu. Hadi çok para kazanalım deyip. İşin ilginç gel tarafı bakalım. Ne biliyor musun? Geçen bir ekonomistle görüşmüştük bir yerde. Evet. Bunlar vatan firmaların diyor. Evet. Vatan şirketlerin firmaların. Evet. %80'i büyüme esnasında batıyor diyor. Evet. Yani büyüme çok riskli bir dönemdir diyor. Yani belli bir müşteri potansiyelinde bir iş yaparsın diyor. Sonra dersin ki ben bu işi büyüteyim. Büyütmek çok zor bir iştir diyor. O büyütme esnasında diyor işte sektörde gördüğünüz batmış firmaların %80'e yakını diyor işi büyütürken batarlar. Az önce dedin ya eline yüzüne yani 500 evet. tane de yaparsın ama eline yüzüne bulaştıktan sonra alakalı. Tabii ki büyümek her zaman insan ister der ki şu kadar satayım bu kadar para kazanayım ama yerinde kararlı gitmek lazım. Şimdi 50 tane güzel yapabiliyorsan 60 taneyle dene. Yani ben şimdi doğru, hadi doğru, bakalım doğru. 100-200 tane bulamam mı bulurum her yeri kuzu. Tabii. Alırım insanlara ulaştırırım ama dediğim sonrası gibi ne olacak? Sonrası ne olacak? Kesimi nasıl olacak? Dağıtımı nasıl olacak? Aynı kalitede bu, hizmeti sunabilecek misin? Tabii. Anlatabildim mi? Tabii. Onu sunamadığın zaman da bir sanayide bir ustam vardı benim. Hep öyle söylerdi. Bir ustanın iki belası vardır derdi. Az iş, çok iş. Evet. Az iş olduğu zaman hani geliri yok, dükkan nasıl dönecek, sıkıntı, stres ustayı bitirir. Çok iş olduğu zaman da onu da yetiştireyim, onu da yetiştireyim, o işi de alayım, o işi de alayım diye yalap şalap iş yapar. Boyamaz boyar geçer. Yüzüne gözüne bulaştırır. Ondan sonra bütün müşteriyi kaybeder derdi. Evet. Kız. Abi düzenli tertipli gideceksin. Bu iş öyle oluyor. Başka türlü olmuyor. Bir de pazarlamak. Bu pazarlama konusunda da tekrar altını çiziyorum. Tabii bulunduğunuz mevki, şehire yakınlığınız, süt üretimin yerindesinizdir. Sütünüz gider. İşte tavukla alakalı bir yerdesinizdir. Tavuğunuz gider. Burada da bizim sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaşmamız. Her şey nasip, kısmet. Şimdilik çok güzel. Allah bir bereket versin. Hem sattığım ürünü değerinde satıyorum. Hem de insanlarla içli dışlıyız artık. Güzel bak, oldu yani. Çok önemli bir soru soracağım. Büyükbaş işi yapıp bırakanı çok gördüm. Evet. Tamam mı? Tavuk işine girip, yumurta işine girip bırakanı çok gördüm. Ama koyun işine girip bırakanı gördüm. Az gördüm. Gördüm ama hepsinde şunu duydum. Dediler ki ya 70-80 yaşına geldim hala canım koyun çekiyor. Yani bir koyunum olsa 50 tane de olsa meraya götürsem gütsem. Şimdi bir sürü işlerle uğraşıyorsun. Tarımla da uğraşıyorsun. Tabii doğru tabii, mu? Tabii. Şimdi düşün bir hayal kur tamam mı? İşte diğer işlerin yürüdü gitti tamam mı? Hepsinden güzel paralar kazanıyorsun. Koyun en az parayı da koyunculuk işinden kazanıyorsun. Koyun işini bırakır mısın? Abi bırakmam. Bırakmış olsaydım zaten ya da babamlar bırakmış olsaydı biz zamanında çok ucuza koyunlar verdik. Böyle çok tabandan gittikleri zamanı da biliyorum. Yani bir koyunu 50 lira 60 lira alara adam bakmıyordu bile. Diyordu ki yani affedersin şöyle ver sen ver işte koyunun parası bu. Ya da işte satarsan sat. Biz o durumda bile babamdan dedemden gelen meslek bizim kanımıza işlemiş. Bırakamadık bırakmayızdayız. O zaman da para kazanıyorduk. Yine geçim sağlıyorduk. Allah bir bereket versin. Paranın haricinde koyun hayvanı biraz da ineğe göre bereketli bir hayvan. Doğru. Niye kesinlikle diyeceksin? Kısa dönemde yavru yapıyor. İnek de 9 ay. İkizlik yapıyor. İkiz yapıyor. 9 ay 10 gün beklemek gerekirse bunda yarıya düşüyor. 5 ay 10 günde. Kuzularınızı alıyorsunuz. Hayvanınıza iyi bakarsanız senede 2 tane kuzu alabilirsiniz. Artısı çok. Bak bunlar ikinci kuzular. Onların haricinde ben o kadar da hayvana dişi saldım. Yani anne olacak anne adayı saldım. Anne adaylarım var. Onların haricinde bunlar da belki orada ikinci kuzusu var büyüttü bunlardan da var. Onları salmıyoruz artık annelerine. Tamam. Tekrardan kuzu yaptılar alın. İşte burada da 40-50-60 tane kuzu var. Tam sayısını bilmiyorum da. Yani bu koyun hastalık ya. Hastalık. Ondan sordum bak. Bu koyun işine bir kere giren adam çıksa bile ömür boyu şu ortamı, şu anı arıyor. Arıyor. Bak ilk meslek hayatım, ilk başladığım yıllarda çok böyle tam donanımlı bir kedi köpek hastanesi kurdum. Devlet hastanesinde olmayan cihazlar vardı. İşte 3 boyutlu Doppler, renkli sesli görüntülü Doppler cihazım vardı. Kan gazı cihazlarım vardı. İşte hasta başı monitörlerim, ultrasonum, röntgenim ama yok yok. Bir süre uğraştım. Ondan sonra
hem bulunmuş olduğumuz ilçenin küçük olmasından dolayı, çok fazla talep görmemesinden dolayı, bir de beni bir süre sonra yordu. Sonra büyük başa girdim veteriner hekim olarak, işte köylere gitmeye başladım. Çiftliklerde çalıştım, köylere gittim. Ondan sonra bir şeyler vesile oldu, hikaye uzun da kısa geçeyim. Koyunculukla uğraşmaya başladım. Ama koyunculukla uğraşmaya başladıktan sonra ben bundan kopamadım. Bak, ineği özlüyorum bu kadar. Evet. Kedi köpek işini özlüyorum bu kadar. Abi ben tatile gitsem, yurt dışına gidiyorum falan, bazı işlerim icabı biliyorsundur belki. Evet. Bir hafta 10 gün, bazen bir ay yokum. Geldiğimde ilk girmek istediğim yer dam oluyor. Koyun damına. Evet. Yani bir gireyim, bir kokuyu bir çekeyim, bir koyunları bir göreyim. Şöyle kuzularla şöyle bir oynaşayım. Bu arada da bu kedi, köpek, koyun, inek böyle beni severler. Muhtemelen herkes severler de beni çok yerler. Severler. Ya bunlar öğlen oldu ya, biraz da acıktılar. Herhalde o yüzden de yapıyorlar. Bağcıkları falan, kabloları yemesinler be. Kablolara, mablolara, hepsine. Evet. Bağcıkları işte insan, çözerler diyecektim. Çözmüşler. İnsanın kanına işliyor bu noktada. Koyunculuk öyle. Şimdi meradasınız, çay demliyorsunuz. Bir hayatınız var. İşte ne bileyim ya, doğayla iç içesiniz. Bir de inek gibi değil. Bunlarda genelde sürü psikolojisi var ya. Dağa gittiğinizde, meraya gittiğinizde de böyle arkanızdan tıngır tıngır geliyorlar. İnek dağılır gider. Biri oraya gider, biri buraya gider. İneğin otlatmasında da sıkıntı. Bunlar böyle tıngır 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 beraber aynı gidiyorlar. Nizamda, aynı düzende yayılır gelirler. Zorluğu da var, tabii kolaylığı da var. Şey de var. İlginç bir şey söyleyeyim. Özellikle son yıllarda yurt dışına çok çıktım. Hayvancılık teknolojileri olarak, verimi olarak, beslemesi olarak bizim Türkiye'deki hayvancılıktan ileriler. Tabii ki de. Ama bizim bir olayımız var abi şu koyunculukta özellikle. Biz koyunu seviyoruz. Duygusal anlamda bağlanıyoruz. Çok duygusal seviyoruz. Bak onlarda bu yok. Yani biz mesela koyuna bir şey olsun, kuzuya bir şey olsun, ya olmayacaksa bile tedavi etmenin 40 yolunu ararız. Veterinerde çağırırız, koca karı ilacı da hazırlarız, ya her şeyi yaparız. Aynen ya. Öyle. Sonra öldü mü de oturur başında üzülür ağlarız. Ben şeyi hatırlıyorum, hayvanı öldü diye evden telefon kaldırıp kahvedeki kocasını arayıp çabuk yetiş, kınalı kuzu öldü diye ağlıya ağlıya adamı arayan, koşa koşa adamın dama geldiği günleri hatırlıyorum. Bizde bir duygusal bağ var. Biz bunları çok seviyoruz. Bak bizim baktığımız gibi, bakımdan kastım böyle tırnağına, tüyüne, kaşına, gözüne gösterdiğimiz ilgi orada yok. Orada mesela hayvanın ayağında önemli bir rahatsızlık olsun, diyorlar tamam bu hemen kesime. İşte memesinde bir problem, hemen bu kesime falan. Hiç duygusal bağ yok. Ama orada bence ticari noktada çok yüksekler. Yani ticari noktaya bakmışlar. Bundan zarar ediyorsak bu bitecek. Kesilecek, ölecek. Ama biz içinde büyüdüğümüz için birçok kardeşim, birçok abim duygusal anlamda kara kuzum, ak kuzum, mavi kuzum, İsimleri vardır. İşte kaşları böyle, saçları böyle, boynuzları böyle bağlandığımız için senin dediğin gibi veteriner hekimi çağırarsın. Çağırdıktan sonra ondan böyle ekstrem bir şey istersin. O yetmedi. İşte ne bileyim, örnek veriyorum tabii. Bu hastalığa tüysü kesilecekmiş. Ne bileyim işte şurasından bir nokta atarsan iyi gelirmiş. Onları da yapıyoruz. Niye? Bağlıyız. Bir olay var. Onu da söyleyeyim. Semiha bu şeylerle, biberonla süt içirerek kuzu büyütüyor. Bir tane kuzusu vardı. İşte biz kurban satışına falan çıktığımızda bir abi onun kuzusunu görmüş. Dedi ki şu kadar para. Hani hem görmüş hem beslediğini. Tabii elinden küçük yaştan beri besliyor ya. Kuzuluktan beri, minik kuzudan beri sütsüz kaldı, annesiz kaldı. O büyüttü. Bir para verdi. Semiha vermedi. Benim kuzum o dedi. Bu dedi benim olacak. Yani hayvana gidecek. Dedi bana bunu sat. Bana bunu ver. Dişiydi kendisi. Yok dedi, ben vermeyeceğim. İşte orada böyle bir şey yok. Yok. 3 dolar mı? 3 dolar. Haydi bakalım küldür küme. Haydi bakalım işte şey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Biz onlardaki verimi yakalarsak, bu sevgi de üstüne binerse dünyada biz 1 numara oluruz. Oluruz. Abi. Dünyada 1 numara oluruz yani. İnşallah abim. Yani üretmek güzel bir şey. Her anlamda kaliteli, doğru düzgün, hakkıyla üretmek en güzeli. Şimdi ben sevgi olunca da mükemmel olur. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben şeye çok üzülüyorum. Şimdi işte Almanya teknoloji ülkesi. İşte bilmem nere uzay çalışmaları yapıyor. İşte Amerika'da uzaya astronotlar gidiyor vesaireler gidiyor. İşte Çin yeni astronomiyle alakalı çalışmaları var. Gezegenleri araştırıyor falan. Şimdi
Türkiye'ye baktığımızda biz teknoloji ülkesi değiliz. Olamadık daha açıkçası. Evet. Uzay teknolojileri geliştiren bir ülke değiliz. Bizim Orta Doğu gibi madenlerimiz yok. Petrol kuyularımız yok. Doğal gazımız bulundu diyorlar, inşallah çıkar. Ama evet, şimdilik yok. Evet. Biz neyiz abi? Biz tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Evet. Bizim aslında en çok değer vermemiz gereken bunlar. Yani aslında biz şunu yapabiliyor olmamız lazım. Arkadaş, onun filanca marka otomobili varsa o ülkenin, bizim de şu kalitede koyunumuz var diyebiliyor olmamız lazım. Abi, çünkü biz tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Evet, ben şunu söyleyeceğim. Yanılıyor da olabilirim. Eskiden dedelerimiz koyun, kuzu, koçluk bırakırken aslında bunu yapmışlar da biz biraz mı bozduk diye düşünüyorum. Niye? İlerletememişiz ya. Ya evet, mesela benim dedem anlatırdı. Koçun arkası geniş olacak, işte koyunun önü düşükse. Bak, bunları dedem söylüyordu. Koyunun önü düşükse, götü düşükse affedersin, İşte kalçası büyük koç katarsın. Salsızsa sallı atarsın. Asallı atarsın. Bunları şimdi 100 sene önceden zaten adamlar yapıyormuştu. Ama biz mi diyorum acaba, hani bir sevda uğruna ya deden emek vermiş, emek vermiş, bir noktaya getirmiş. Biri çıkıyor işte şu kadar et, şu kadar süt, Mernoslar hayatımıza var mıydı? Mernos bizim şeyimiz değil herhalde. Yanlış mıyım ben? Değil. Değil. Mesela değil. Onlar birçok yerde varlar. Ya yani iyi de tabii, kötü yanı da yok da. Keşke Türkiye'nin şu Kangal koyunu bizim abi, değil mi? Kesinlikle. Mesela orada da birçok belki dedeler çalışma yaparak o sonuca ulaşmışlar. Birçok koyunumuz var aslında. Çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'deki Akkaraman koyun varlığı kadar. Evet. İspanya'nın toplam koyun varlığı, Fransa'nın toplam koyun varlığı, İtalya'nın toplam koyun varlığı bizim Akkaraman nüfusumuz kadar. Ama yani, onlar daha mı çok üretim yapıyorlar? Onlarda sayı bizden az. Bizim Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı 55 milyon. İtalya'da, Fransa'da ve İspanya'da 20-25 milyon dolaylarında toplam, evet, koyun varlığı. Sayı olarak azlar. Yani sayı bizde çok fazla. Ama onlarda verim yüksek. Kalite yüksek. Yani bir hayvandan biz 1 litre süt alıyoruz, o 5 litre süt alıyor. İşte geliştirmişler demek abi. Evet. Biz de bunu, evet, bilen biriyle işte... bu işe gönül vermiş abilerimiz var. Araştırma yapıyorlar. Ondan alıyorlar. Bundan bunu katıyorlar. Değerli insanlar var. İnşallah olur ya. Bu sonuçta üretmekle alakalı. Sevgiyle alakalı. Niye bizim de var zaten. Daha ileriye taşınmayalım. Bizim kesinlikle de kendi koyunumuz. Bu pırlak da aslında bizim kendi yerli koyunumuz diyoruz. Tabii birazcık daha bozuldu bunlar. İşte Mernos kattık. Anadolu Mernos'u getirdiler. Bir şeyler oldu. Yerli bizim koyunun özelliği. Aa, nasıl gördüm arkada bir tane. Bizim koyunun özelliği neydi abi? Üçgen kuyruk. Mernos gibi değil. Tüyleri, evet, biraz daha insan saçı gibi tüyleri. Bakın bunlar Mernos tüyüsü. Bak şöyle olur. Bizim, evet, koyunun, evet, sizinki tüyüsü biraz daha öyle. Bunlar melezlenmişler, evet, biraz. Evet, melezlenmişler. Mesela şunlar melezlenmişler. Bak şu arkadakinin tüyüsü, bak, evet, şu arkadakinin tüyü saçaklı daha olur böyle. Evet, evet, evet. Yani bir şeyler bilinçsizce yapılmaması lazım. Bu bizim hatalarımızdan bir tanesi. Bilerek vallahi yapmak lazım. Orhun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel temennilerde de bulunduk. Evet. Güzel bir video oldu. Kablolarını yememişlerdir. Sesim çıkmıştır inşallah. Vallahi çıkmadıysa da buradan çıkmıştır. Bendekinden almıştır, evet, diyorum. Bunlar bizi çok sevdi. Birkaç tanesini cebime atacağım, götüreceğim. Evet. Nerede o? Keçim bunlar nerede benim? Küçükler daha. Keçim bunlar, nerede? Bunlar da şimdi şey gidecekler. keçiler en son doğum. Mesela keçilerde biz koç katmıyoruz abi. Teke katmıyoruz. Bunlar kendi planlıyorlar. Tam böyle bahara doğru yavru yaparlar. Hmm. Koyunlarsa sürekli yavrulama çabasındalar. Tamam. Onlara yardımcı oluyoruz. Onları kendi haline bırakıyor. Bunlar bak bilirler. Yani kışın ortasında kesinlikle yavru çok yapmazlar. İlk bahara çıkarken böyle. İşini biliyorlar. Evet. Temiz hayvanlar. Neyse. Oğlum, videoyu çok da teşekkür ettik. Aynen. Videoyu da bitirelim. Ben vallahi teşekkür ederim. Teşekkür her ettik. Zaman beklerim abi. Biz de bekleriz. Çok uzak değiliz. Balıkesir'deyiz. Evet. Abi, biz yolumuz düştükçe işte müsait olursan uğrarız. Evet. Müsait olmazsan rahatsız etmeyiz. Öyle huylarımız vardır. Müsait olmayanı rahatsız etmeyiz. İnşallah oralara gelirsem uğramaya çalışırım da buradan pek ayrılamıyoruz. Doğru. Sizin işler de zor. İşin başında duruyorsunuz. Evet, bir sürekli işte fuar muar olacak da. Bak bu arada Küçükbaş Hayvan Festivali var İnegöl'de. Evet. Biz de orada olacağız. Böyle kırkım yarışmaları falan olacak. Koyun koç güzellik yarışmaları oluyor. Kırkım yarışmaları oluyor. Böyle 3 gün falan sürüyor. Çok eğlenceli. İnşallah geliriz ya. Tamam, yakın. Tamam. İnegöl tamam yakın buraya ya. İnegöl'de mi dedin? İnegöl. İnegöl yakın ya. Ha,
Evet. Bir abimiz oraya bir tırınla bir şey götürüyordu. Yakın diye biliyorum. Uzak değil. İnegöl'ü yakın, İnegöl'ü yakın. Geliriz inşallah. Ben de görürüm. Görüşürüz tekrardan. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oğlum. Acıklarım. Gel.